Bizim daha çok Joker'i sevmemize rağmen aslında Batman de bir yarasadır biliyorsunuz. Bugün Batman'den yani yarasalardan bahsedeceğiz. Yarasa bilim. Alem hayvanlar. Şube kordalılar. Sınıf memeliler. Takım Chiroptera. Dünya üzerinde yaklaşık 4500 memeli türü bulunmakta ve bunların binden fazlasını yarasalar oluşturmaktadır. Yarasalar süzülerek uçan uçan sincapların aksine gerçekten uçma yeteneğine sahip tek memelilerdir. 1100'den fazla türü tanımlandığından dünya üzerindeki ikinci en fazla memeli türünü oluşturmaktadırlar. Uçma yetenekleri sayesinde her yere yayılmışlardır. Kuzey Kutbu ve Antarktika hariç dünyanın her yerinde yaşarlar. Genelde mağaralarda tünerler ama eski binalar, ağaçlar ve köprülerin altında da bulunabilirler. Sıcak kanlılar bebeklerini beslerler. Kuş kanatlarının aksine yarasa kanatları parmakla ele benzer. Parmakların arasına girilmiş ince bir deri gibidir. Bu kanatlarına patagium adı verilir. Şu an gördüğünüz yarasa iskeletinde kol kemiklerinden çıkan upuzun ve ince yapılar parmaklardır ve tüm memelilerdeki parmaklarla eş özelliklere sahiptir. Bir de X ışını altında bu yarasa fotoğrafına bakalım. Türkiye'de yaşayan yarasa familyaları, uçan köpekler, düz burunlu yarasalar, kuyruklu yarasalar, nal burunlu yarasalar. En küçük yaşayan memeli olduğu da iddia edilen yaban arısı yarasası 29 ila 34 mm boyunda. 15 cm kanat açıklığına sahip ve 2 ila 2,6 gram ağırlığındadır. En büyük yarasalar da uçan tilki yarasalardır ve 1,6 kilogram ağırlığındadır. Kanat açıklığı 1,7 metreyi bulur. Yarasalar kör sanılır ama hayır, hepsi görür. Ama karanlıkta daha iyi görebilmek için bazılarında gözleri adapte olabilmek için büyümüştür. Görüyorum. Ve bütün yarasalar yönlerini bulabilmek için sonar sisteme benzeyen bir yapıları gelişmiştir. Bu arada sonar sistemleri onların davranışlarını taklit ederek yapılmıştır. Ama ona rağmen bizim cihazlarımızdan binlerce kat daha hassastırlar. Yarasa çağrıları uçan hayvan seslerin en yükseklerinden biridir ve şiddeti 60 ila 140 desibel arasında değişir. Küçük yarasa çağrılarının frekansı 14.000 Hz'den 100.000 Hz'in üzerine kadar çıkabilir ki insan duyma sınırları 20 ila 20.000 Hz arasındadır. Ses üzerine uzman olduklarından avlarını Doppler etkisinden yararlanarak bulmaktadırlar. Yarasaların %70'i böcek yer, geri kalanı meyve ile beslenir. Kuş, kertenkele, kurbağa ve balık avlayanlarına da rastlanır. Sadece 3 tür yarasa kanamıyor. Bunlara da vampir yarasa deniyor. Bu 3 yarasa türünün de sadece bir tanesi memeli kanı emiyor. Ve o da sığır kanı seviyor ya da kümes hayvanları. Bizle alakaları yok yani. Meyve ile beslenen yarasalar sayesinde bitkilerin çekirdekleri ve polenleri taşınır. Yani çoğalmalarına yardımcı olurlar. Örneğin Vietnam'da bulunan duryan meyvelerinin tek polen taşıyıcısı yarasalardır. Muz, şeftali, hurma, incir, avokado ve mango gibi meyvelerin çoğalmasına büyük ölçüde yardımcıdırlar. Sanılanın aksine her yarasa hastalık taşımaz. Kuduz gibi hastalıkları taşıyan neredeyse bütün yarasaların sadece %5'i gibidir. Kuduz, hanta, SARS gibi virüslerin konakçılarıdır, doğru. Ama dünyada bulunan en kalabalık ikinci memeli olmaları ve sadece bir mağarada bile milyonlarca yaşıyor olmaları buna etmendir. ABD Texas'ta Barkin mağarasında dünyanın en kalabalık yarasa kolonileri yaşar ve 10 milyonlarla ifade edilmektedir. Nerede çokluk? Yarasaların büyük koloniler halinde yaşamaları, tüneme davranışları ve barındıkları ortamların koşulları hastalık etkenlerinin yayılmasını da kolaylaştırır. Uçabiliyor olmaları da etkenleri farklı türlere bulaştırabilmenin imkanını verir. Hayatları boyunca yağlı böceklerle beslenmelerine rağmen yarasalarda hiçbir damar üzerinde rahatsızlık görülmemektedir.
20 yaşlarında bir yarasa ile 1 yaşındaki bir yarasanın damar çeperlerinde yağ birikintisine rastlanmamıştır. Buradan hareketle laboratuvar ortamında buzdolabında uyutulan yarasalar üzerinde yapılan çalışmalar kalp ve dolaşım hastalıklarının önlenmesine yönelik önemli ipuçları vermiştir. Bu hayvanlar bir dizi fizyolojik yolla adeta stresi azaltan, DNA hasarına onaran ve iltihaplanmaları önleyen, dolayısıyla 40 yıla kadar yaşamalarına olanak sağlayan bir yaşlanma karşıtı serum bulmuş gibiler. Benzer büyüklükte olan diğer memeliler ise sadece birkaç yıl yaşayabiliyorlar. Çünkü bir kedi 13 yaşında, köpek 14 yaşında, at 20 yaşında yaşlı sayılır mesela. Vampir yarasaların salyasında bulunan bir tür protein, felcin tedavisinde önemli bir fayda sağlamıştır. Yine bu salyalarını aşırı koşullar altında kendilerini serinletmek için de kullanırlar. Gündüzleri hareket etmediklerinden, geceleri aktif olduklarından insanlarla temas kurmaları da sınırlıdır. Ama bizler onların yaşam alanlarına yaklaştıkça, onların doğasına girdikçe bir paranın havaya atılıp 8 kere üst üste tura gelme ihtimali kadar bir ihtimalle hastalık taşıyıcı bir yarasa ile karşı karşıya gelebiliriz tabii ki. Yarasalar kış uykusuna yatan memelilerdir. Sıcakkanlı ama kış uykusundayken soğukkanlılığa geçerler. Buzdolabında bile hayatlarını devam ettirebilirler. Yarasalar çoğunlukla baş aşağı asılarak uyuyup dinlenirler. Gebelik süresi 110 gün kadardır. Genellikle 1 veya 2 yavru doğururlar. Dişiler yavrularını büyünceye kadar kanatlarının altında taşırlar. Yarasada annelik şefkati yüksektir. Yarasalar, baykuşlar, atmacalar ve doğanlar gibi yırtıcı kuşlar ve tüneklerinde de kediler gibi tırmanabilen hayvanlar tarafından avlanırlar. 20 kadar yeni dünya yılan türünün yarasaları yakaladıkları bilinmektedir. Yarasa gübresi azot, fosfor, potasyum, magnezyum, demir, bakır, mangan, çinko ve sodyum açısından oldukça zengindir. Daha ne olsun? Birçok kültürde yarasalar genellikle karanlık, kötü niyet, cadılık ve büyücülük, vampirler ve ölümle bağdaşlaştırılır. Tabii bu yüzden Bram Stoker abimizin Dracula romanına da değinmiş olalım. Aşık olduklarının kanını emen çok da tırt bir de alacakaranlık var ama neyse. Aa bak bir tane daha geldi. Blade. Böyle vampire can kurban. Hoşça kalın.